Değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi Ünye Teşkilatı'nın kıymetli üyeleri ve muhterem üyeler, bugün bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın ilçe başkanımın da ifade ettiği gibi, dünyayı saran korona felaketinden sonra İlk toplantımız bu. Hakikaten dünyada yüz binlerce insanın ölmesine sebep olarak milyonlarca insanın hastalanmasına vesile olan, ekonomik anlamda büyük çöküntüler yaratan bir koronavirüsü yaşadık. Ama Türkiye olarak hamdolsun Allah'a bu koronavirüsü dönemini belki de dünyada, belki de değil, gerçekte en iyi atlatan ülke olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de vermiş olduğu destekle bu korona döneminde hem alınan ekonomik kararlarla hem sağlık tedbirleriyle hem de bunu uygulayan 83 milyon Türk milletiyle birlikte bu koronada dünyada en az hasarı gördük. Korona döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına elinden geldiğince yardımcı olmaya gayret etti. 1 milyon 700 bin insanın 105 milyar kredisi ertelendi. 1 milyon 200 bin insana 200 milyar kredi desteği verildi. 3 ay boyunca çalışamayan kardeşlerimize, insanımıza devletimiz maaş desteği verdi. Korona döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanları ve gücü nispetinde ve hatta gücünün üzerinde büyük bir gayret gösterdi. Korona sonrasında da yeni tedbirlerle Türkiye'de ekonomik canlılık yaratılmak için hükümetimiz çalışmalarını başlattı. Konut kredileri, taşıt kredileri, ticari krediler, turizm kredileri en düşük faiz oranıyla 2 yıl ödemesiz bir şekilde, 1 yıl ödemesiz bir şekilde vatandaşın rahatlaması için hizmetine sunuldu. Sadece Halk Bankası'na 2 haftada konut kredisi için 30 bin insan başvurdu, 6 milyar kredi çekildi. Devletimiz elinden geldiğince gayret gösteriyor. Ama birileri bu gayreti, bu çabayı çarşı her şeye karşı misali sürekli eleştirmeye devam ediyor. Amerika örnek gösteriliyor, vatandaşına şu kadar para dağıttı diye. Örnek gösterdikleri Amerika'da 70 yaşında bir amca pandemiden hastaneden çıktığında 1 milyon 380 bin dolar fatura kesildi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hamdolsun Allah'a hiç kimse ücret ödemeden hastaneden çıkabildi, çıktı. Hiç kimse mağdur olmadı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevmemek, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ne yaparsa kabul etmemek anlayışı muhalefetin temel prensibi oldu. Muhalefet partilerinden birinin grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili Engin Altay diyor ki, AK Parti hükümeti dünyanın en doğru işini yapsa da doğru demem diyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bunu temelden reddettiğimizi meydanlarda da söyledik. Önce ülkem, sonra devletim, milletim, sonra ben dedik. Bu anlayışımızda biz devam ediyoruz ama maalesef ülkedeki muhalefet partileri adeta koronada niye 1 milyon kişi ölmedi diye üzüldüler. Neredeyse hakikaten üzüldüler. 1 milyon kişi olsa da ölse de ülke karışsaydı diye beklediler. Dolar niye 10-12 lira olmadı diye üzüldüler. Faizler niye düşüyor, niye yükselmiyor diye üzüldüler. Ülkede kaos, kargaşa niye çıkmıyor diye üzülmeye devam ediyorlar. Kaos kargaşa çıkarmak için de her gün bir şeyler yapıyorlar. Ne diyor CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu? Seçimle gitmezse
başka yolla gidecekler diyor. Yani bir başka yol ki darbe oluyor, kaos oluyor, sokak oluyor, anarşi oluyor. Bir şekilde göndereceğiz diyor. Ama bir türlü başaramıyorlar. En son HDP üzerinden bir kaos yaratmak istediler. Yürüyüş başlatmak istediler. Kürt vatandaşlarımız bile katılmadı, desteklemedi. Niye? Çünkü yürüyüş demokrasi ve adalet yürüyüşü değildi. Yürüyüş Türkiye'de kargaşa, kardeş kavgası yaratma, kaos yaratma, bu ülkeyi gezi eylemi türü eylemlerle yeniden büyük bir kavganın içerisine sokma yürüyüşüydü. Türk milleti bunu fark etti. Kürt kardeşlerimiz bunu fark etti. Hiç kimse bu oyuna gelmedi. Ben her yerde söylüyorum. HDP'nin yürüyüşü demokrasi ve adalet yürüyüşü değildir diyorum. Başkaldırıdır, isyandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek ve parçalama yürüyüşüdür. Kaos yürüyüşüdür, kargaşa yürüyüşüdür, anarşi yürüyüşüdür. Niye? Eğer HDP'lilerin derdi demokrasi ve adalet olsaydı, genel başkanları 3 yıldır hapiste yatıyor Selahattin Demirtaş. 3 yıldır niye yürümediler? Leyla Güven'in vekilliği düştü diye yürüyüşe geçenler, Leyla Güven 105 gün ölüm orucu yaptı. Hoş onu da beceremedi ölmeyi. Niye o zaman yürümediler? Belediyelerine kayyum atanırken adalet yok dediler. Kayyum atandığında niye yürümediler? Demek ki dertleri demokrasi ve adalet değildi. Şartlar olgunlaştı diye umut ettiler. Türkiye'yi kargaşaya ve kaosa sürüklemek istediler. Ama hamdolsun milletimiz bu oyuna gelmedi. Şu anda da Pençe Kartal operasyonu yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihin en büyük operasyonuna imza atıyor. Kim rahatsız oluyor? HDP rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor? Barzani ve yandaşları rahatsız oluyor. Teröristler Allah'a şükürler olsun onar onar 20'şer 20'şer temizleniyor. CHP rahatsız oluyor. CHP'liler diyor ki bu İHA ve SİHA'larla insanların öldürülmesi yanlış oluyor diyor. Pekala Afrin'den Reyhanlı'ya atılan şerefsiz roket atarlarla camide 51 insanımızı öldürmek mi doğru oluyordu? İşte Türkiye her sahada mücadele veriyor. Bu mücadelede maalesef Türkiye'yi güçsüz düşürmek isteyenler var. İşte bu noktada da Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi devreye giriyor. Pazara kadar değil, mezara kadar anlayışıyla Cumhur İttifakı olarak hükümetin ve devletin yanındayız. Olmaya da devam ediyoruz.